Arkadaşlar bu Milka'yı bilerek buraya getirdim. Şurada diyor ki %100 Alp sütüyle yapılmış. Burada da Alp'leri görüyorum. Şimdi Alp'lere bakarak Alp sütüyle yapılmış Milka'yı mideye indireceğim. Fındıklı fındıklı yani. Endorfin patlıyor arkadaşlar. Patlıyor yani. Uçuyorum şu an. Şuraya bakın. Suyun temizliğine bakın. Böyle eriyen karlardan akıyor. Bakın oralarda daha karlar erimemiş tam. Sular akıyor aşağı doğru. Suya dokunmadan edemeyeceğim ya. Şuraya bir iniyorum şimdi. Bu su nasıl donmuyor birader? Bu suyun şu an donması lazım. O kadar soğuk. Resmen vücudum titredi. Neyse. Ben buradan zor ayrılırım. O yüzden bir an önce gidiyorum. Orada ağaçlar, taşlar düşmesin diye hep korumalık yapmışlar yol boyunca. Kamp alanına bakın arkadaşlar, mükemmel. Tam denizin kenarında. Şöyle numaralandırmış. Numaraya göre çadır kuruyorsunuz. Aha, Tatravalli. Mükemmel yapmış adamlar ya. Biraz saf odun. Burası da küçük parkur. Sağda solda hep çocuklar için böyle ağaçtan tamamen doğal malzemelerle oyun parkları yapmışlar, tırmanma duvarları yapmışlar. Adamlar şimdiden çocuklara dağları sevdiriyor. Dağları, kaya. Yani kış turizmini aslında bir yatırım bu. Şimdi 20 sene sonra bu çocuk buraya gelip tatilini yapacak. Neden? Çocukluğunda bundan zevk aldı. Şuraya bakın. Olimpos gibi bir yer yani burası. Orada yine sört. Yaklaşınca da görüntü bozuluyor. Karşıda köy var. Büyük ihtimalle onların hepsi otel. Şu. Küçük gemiler de var orada. Şu yüce dağlara bakın. Hem kafe burası hem de elektrikli bisikletleri doldurmak için alanlar. Buraya akümüzü koyuyorsunuz veya bisikletinizi dolduruyorsunuz. İçeride de kahvenizi içiyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Tertemiz. Arkadaşlar, gölün sonuna geldik. Yağmur da başladı. Çok pis yağmur geliyor arkadan zaten. Siyah bulutlar geldi. Fırtına geldi.
Bakalım şimdi ilerleyeceğim. Neler olacak? Her bir yere döndüğümde yeni bir harika görüntü ya. Nasıl bir şey bu ya? Buralar çok güzel arkadaşlar. Yani ben burada yaşayacağım ya büyüyünce. Şimdi içinizden diyenler eşek kadar adam oldun. Doğru. İlerleyen zamanlarda yaşamak güzel olur ya. Yani. Şuralara bakın ya. Innsbruck şehrine 25 kilometre falan kaldı. Fakat yağmur çok arttı. Şu an hafifledi de biraz önce sağanak yağıyordu. Bayağı ıslandım. Şimdi burada bir durak buldum. Bir bakacağım kaç para. Eğer uygunsa bineceğim, trene gideceğim. Değilse 5-10 euro ise gideceğim. Eğer daha fazlaysa biraz bekleyip kurulanıp devam edeceğim sonrasında. Yalnız durağında bile artları görüyorsunuz. Şimdi baktım 9 euro 30 setmiş. Bir yetişkin bir bisikletli herhalde alacağım bunu. Çünkü gerçekten yoruldum ve yağmur insanı yoruyor ya. Hem dağlarda çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, bir de yağmur. Gece. Bir çay hala sıcacık çok. Oh. Sıcacık burası, durağın içindeyim. Dışarıda yağmur yağıyor. Karşımda karlı Alpler. Mükemmel. Arkadaşlar, hayatımda ödediğim en yüksek fiyatı ödedim bir oda için. Ama başka hiçbir şey yoktu. Ama oda da çok iyi. Şimdi size göstereceğim. Neredeyim? Bildiğiniz Innsbruck'un üzerindeyim. Şöyle yine dağlar mağlar. Yukarısı kayak pisti zaten. Teleferik vesaire var. 52 euro dedim bu odaya. Bir günlük kahvaltı yok. Hostellere baktım. Hostellerin en ucuzu 44 euro. Bir yatak, sadece bir yatak 44 euroydu. Innsbruck'ta. Cumartesi gecesi olduğu için böyle olabilir. Ama başka kalacak yer yoktu. Maalesef verdik. Artık 3 gün sokaklarda yaşayacağız. Çadırda yatacağız, yapacak bir şey yok. Gayet memnunum. Güzel yer yani. Ve buna değdi. Günaydın arkadaşlar. Şimdi uyandım. Burası kaldığım otel. Çok güzel bir oteldi. Bakın. Direkt dağın yanında. Buradan aşağısı da Innsbruck. Şimdi sabah 8.30 falan saat. Tren istasyonuna gidiyorum. Oradan biraz güneye ineceğim. Ardından tekrardan bisiklet sürmeye devam edeceğim. Hava yine yağmurlu. Bugün İtalya'ya geçiyorum. İtalya'ya geçtikten sonra Trento'ya kadar yine trenle gidebilirim veya bir yerlerde kalabilirim. Ama çok masraflı oluyor, çok pahalı oteller. Hosteller bile 50 Euro'dan başlıyor. Çadır atmam neredeyse imkansız, çok yağmur var. Trento'da bir tane arkadaşım var, o beni çağırdı. Takip ediyormuş sağ olsun. Gregorio yazdı, takipteyim seni, gelecek misin buralara diye. Dedim geleceğim. Sonra işte davet etti falan. Dedim o zaman ben de sordum kalabilir miyim diye. Kabul etti. Büyük ihtimalle akşamüstü trene binip Gregorio'ya gideceğim. Orada bir gece kalıp devam edeceğim. Bakalım neler bizi bekliyor.
treno regionale 5311 DOTD delle ore 10:33 per Derby è in partenza dal binario Giorgio Nord. Per altri